altyazıyı alabilirsek ya da bana söyleyin. İsrail'den İran'a ilk yanıt, İsrail Güney Lübnan'da iki Hizbullah komutanını öldürdü. Evet, Ceyda Kara'nın az önce söylediği gibi bu olayda cepheler büyüyecek gibi görünüyor. İlerleyen dakikalarda başka olursa biraz daha kalsın ama. Yani İsrail araya girdi ama İsrail demin söylediğim gibi bu oradaki o kendisine yönelik tehdit algısını sürekli canlı tutup evet. O çatışma zeminini sürekli kışkırtmak zorunda durumunda. Böyle yaparak Netanyahu hem İsrail içerisindeki iktidarını sağlamlaştırmak istiyor çünkü tehdit altındayız. Evet. Aslında o tehdit kendi kışkırtmalarından. Mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Tabii o mağduriyet yaratarak ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'ni sürekli kendisini destekleyen pozisyonda tutmaya zorluyor. Karşı tarafı da sürekli kışkırtarak yani işte Lübnan'ı efendim özellikle İran'ı kışkırtarak İsrail'e karşı mütecaviz politikalar uygulamalar hatta saldırmalarını gerekirse sıcak çatışmanın doğmasını sağlamaya çalışarak yine dediğim gibi kendi pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. ABD'yi de o sürecin içerisine daha evet katmaya çalışıyor. Evet. Bunun için efendim işte Şam'daki İran konsolosluk binasını vuruyor. İşte Hizbullah komutanını orada öldürüyor. Ya yani bunların her biri kışkırtıcı, tahrik edici eylemler. Tabii. Ama karşı tarafta soğukkanlı bir şekilde duran, bu oyuna gelmeyen en azından bir İran. Evet. Şeyi görüyoruz. Evet. Politik uygulamalarını görüyoruz. Evet, izlemeye devam edeceğiz. Şimdi dolayısıyla şeye sormak lazım. AKP'ye. Hangi madde darbe anayasasını sizi rahatsız eden kısımlar? Bahsettiğiniz gibi bu ilk dördünden birini zaten değiştirirse rejim... Zaten yani. Onları değiştiremezler. Değiştirilmez, teklif dahi edilemez. Edilemez. Şimdi bu bir... Ama yapılamaz denilen bir sürü şeyi yaptılar yani hani... Hukuken soruyorum. Değiştiremez, yapamaz mı?